Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem sizlerden gelen yoğun istek üzerine hem de bu aralar gündemi çok fazla meşgul etmesi nedeniyle Kuzey Kore ABD'ye nükleer füze atarsa ne olur ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Bana soracak olursanız nükleer silah meselesi her kim uğraşıyorsa uğraşsın dünyamız için ciddi bir risktir. Kuzey Kore analisti Baker, Kuzey Kore ile ABD arasında bir nükleer savaş çıkarsa ne olur bunları 7 maddede derlemiş. Birincisi, ABD Kuzey Kore'nin kendisine saldıracağını önden bilir. Nasıl mı? Bakın şöyle arkadaşlar, o Kuzey Kore lideri Kim Jong-un televizyonda atıp tuttuğuna bakmayın. Kuzey Kore'nin elinde öyle toprağı yarıp ABD'ye kadar ulaşabilecek bir füze teknolojisi yok. En son geçenlerde bir denizaltı altından nükleer füze attılar. Yani başardılar ama onun da menzili ABD'ye yetmiyor. Doğal olarak bu füzeyi atabilmek için ya bir nükleer füze rampasına ya da onu taşıyabilecek bir araca ihtiyaçları var. Bunun sadece hazırlık süreci bile 1 saat sürecektir. Peki şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Galaksimizi ve dünyamızı uydularla kuşatan ABD'nin sizce bu durumdan haberi olmaz mı? Bence adamlara sorsak bizim evin önünden bugün hangi kuş geçti onu bile bilirler. Yani uzun lafın kısası, Kuzey Kore henüz hazırlık aşamasındayken bingo, onu ortadan kaldırırlar. İkinci durumda ise ABD veya Japonya Kuzey Kore'yi önden vurur. Şimdi arkadaşlar bir nükleer saldırı durumunda ABD'li generallerin başkana danışmadan karşılık verme yetkileri var. Ama burada şöyle politik bir sorun ortaya çıkıyor. Biz şimdi bunlara karşılık verirsek haklılığımız haksız duruma düşer mi? Ben hayatım boyunca ABD'nin herhangi bir olayda haklı olduğunu çok az gördüm. Fakat böyle bir meselede gaza gelip Kim Jong'a "Ülen sen kimsin?" deyip bir nükleer füze gönderebilirler ama bunu tercih etmeyeceklerdir. Bunun yerine Kuzey Kore'nin onlara gönderdiği füzeyi havada imha etme yoluna gideceklerdir. 3. Kuzey Kore hakikaten gaza gelir ve füzeyi ateşler. İşler bu noktada biraz karışıyor arkadaşlar. Çünkü analistlerin söylediğine göre Kuzey Kore'nin atabileceği bir nükleer füze ABD'de maksimum Austin civarını vurabiliyor. Yani Kim Jong televizyona çıkıp Hawaii'yi vururum, oraya da vururum, buraya da vururum diyor ya, ona şimdilik inanmayın. Fakat şunu da hesaba katın arkadaşlar. Kıtalar arası seyahat edebilen nükleer başlıklı füzeler atmosferimizde gezen birer intihar uzay gemisi olarak düşünülebilir. Yani o hedefe mi düşecek, yolda mı patlayacak, ne olacak kısımları henüz belli değil. Çünkü Kuzey Kore'nin buna yönelik yaptığı bir çalışma yok. Yani arkadaşlar o başlıklar bırakın havada seyahat etmeyi, araca takılırken bile zarar görürse o bombalarda ellerinde patlar. 4. Füze yola çıktıktan sonra ABD veya Japonya füzeyi havada imha eder. Bu ihtimalden içeriğimizin başında da bahsetmiştim arkadaşlar. Teknik anlamda da durum şu. Füze oradan harekete geçtiği anda daha ABD'ye varmadan Japonya tarafından da vurulabilir. Çünkü Japonya bunu tercih etmeyecektir. Yani işin açıkçası arkadaşlar, sen bana nükleer attın, al benden de sana nükleer gibi bir ortam dünyamızda henüz yok. Hatta şunu da size söyleyeyim. ABD Güney Kore'de bir savunma füze rampası projesi yürütüyordu. Ülkedeki politik istikrarsızlıktan kaynaklı onu askıya almıştı. Yani düşünün, adamların dibinde ABD'nin füzeleri var zaten. 5. Çin olaya müdahale eder. Şimdi arkadaşlar burada kafanız biraz karışabilir ama şunu unutmayın. Çinliler akıllı adamlardır ve Kuzey Kore'de aslında onların müttefikidir. Peki niye müdahale eder? Çünkü Çinliler Kuzey Kore'nin yenileceğini biliyorlar. Ve dünyamızın Asya bölgesinde bu kadar güçlü olan Çin'in ABD güdümünde bir Birleşik Kore'yi kesinlikle kabul etmeyeceğinin ben size garantisini veriyorum. Çünkü bu adamların işine gelmez. Doğal olarak Kore'ye giderler, bir tokat atarlar, kulağını çekerler, oturduğun yerde derler. 6. ABD karşılık verir fakat nükleer füze atmaz. Niye atmaz biliyor musunuz? Çünkü tenezzül etmez. Şöyle düşünün arkadaşlar, Kuzey Kore bir yarımada, ABD oraya bir nükleer atarsa orayı zaten tek vuruşla olduğu gibi yerle bir edebilir. Ancak bunu yaparsa Güney Kore'yi destekleyerek orada yeniden bir inşaat sürecine gireceği için bu ABD'ye daha fazla iş yükü demektir. Bu nedenle nükleer füzeyle orayı tuz buz etmek yerine havadan önce kıyı hatlarındaki savunmaları imha ederler. Sonra da tepeden bir indirme yaparlar Kuzey Kore ABD'nin. Oradan Güney Kore'ye 3-5 milyar dolar destek çıkar. Orada ABD güdümünde tatlı bir Kore devleti kurulur. 7. Kuzey Kore yenilir arkadaşlar. O ona nükleer füze atar. O da ona havadan dalarsa ne olur? Öncelikle fiilen savaş durumu başlamış olur. Analistlerin tahminlerine göre Kuzey Kore savaşın ilk birkaç gününde tüm gücünü ABD'ye karşı kullanacaktır. Tabi varsayımların arasında ABD'nin müttefiki olan Güney Kore'ye biyolojik bir silah atmak falan filan da yerleştirilebilir. Bu durumda savaşın dengelerini tamamen değiştirir. Yani mesela şöyle bir şey olabilir. Güney Kore'de bir Kim Jong hayranlığı, bir empatisi oluşabilir. Çünkü ulusal değerler devreye giriyor falan filan. Ama daha önce de söylediğim gibi hem savaş dengeleri hem de ellerinde tuttukları teknolojileri hesaba katacak olursak Kuzey Kore çırpına çırpına yenilir. Kim Jong da dünyadan silinir. Bunu da söyledikten sonra artık bu içeriğimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ben sadece şunu merak ediyorum. Tüm bu risklere rağmen nükleer çalışmalar sizce devam etmeli mi? Yoksa nükleersiz bir dünya mümkün mü? Anketimiz şurada. Cevaplarınızı yorumlamak isterseniz yorum bölümümüzü kullanabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Ben de
tartışmaya dahil olacağım. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir Webtekno içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.